Mutlu akşamlar değerli arkadaşlar. Tarih 1 Temmuz 2023 günlerden cumartesi. Haziran da bitti, Temmuz geldi artık. Temmuz ayının ilk yayınında oldukça serin bir atmosferden sizlere sesleniyorum. Hafta sonları mümkün mertebe dışarılardan yayın yapmaya çalışıyorum. Siz bakmayın benim kısa kollu olduğuma. Havalar fevkalade serin. Neredeyse böyle ceketle falan oturuyoruz o terasta. Hani hafif hafif de yağmur atıştırıyor. Yağmur atıştırmadan, yağmur atıştırsın da, yağmur tam olarak başlamadan size anlatmak istediklerim var. Dün akşam bir video yayınladık. O videoda belli koşulları yerine getirenleri Almanya'ya getirme taahhüdünde bulunduk. Bu videoyu sizlere bir kez daha izleteyim, ondan sonra da üzerine konuşalım. İşte videomuz karşımızda, bir bakalım. Aranızdan birini Almanya'ya getiriyorum. Size 5 kuruş ödetmeden yepyeni bir hayat kuruyorum. İşinizi buluyorum, evinizi buluyorum. Vize, avukatlık ve göçmenlik masraflarınızı bizzat ödüyorum. Yetmiyor, uçak biletinizi bile alıyorum. Sizi havaalanında çiçeklerle karşılıyor, yeni yaşamınıza bizzat götürüyorum. Bu da Ben Yüksel abinizden size bayram hediyesi olsun. Pekala, bu şanslı kişi kim olacak? Onun da bütün ayrıntıları açıklama kısmında yazıyor. Evet, bu videoda yaklaşık 15 bin euro değerinde bir hediye veriyorum sizlere. Bu 15 bin euronun içerisinde Almanya'ya bütün göç prosedürleriniz, göç işlemleriniz, göç masraflarınız, avukatlık ücretleriniz, konsolosluk ödemeleriniz, aracı kurum ödemeleriniz, Almanya'ya gelmeniz, iş bulmanız, eviniz, işiniz, hayatınızı yeniden kurmanız, uçak biletinize kadar sizlere hediye edeceğimi söyledim. Bazı arkadaşlar bunu niye yaptıklarını söylemişler. Zaten ben 3 yıldır sizlerin göç etmesi için bunu yapıyorum. Buradan istedim ki bir arkadaşı biz taşıyalım ve taşıyınca da o da onun nezdinde diğer arkadaşlar da şunu görsünler. Evet, istenirse göç edilebiliyormuş. Yüksel Bey bak bu adamı getirdi. Demek ki insanlar gelmek isterlerse gelebiliyorlarmış desinler, bir örnek olsun istedim. Ama dün akşamdan bu yana gelen mesajların haddi hesabı yok. Özellikle Instagram ve TikTok'a yazılan yorumlar beni çok üzdü. Hatta TikTok'taki yorumları kapatmak zorunda kaldım. Şahsımla ilgili bir şey değil. Ama arkadaşlar, bu ülkede iyilik yapıldığında böylesi inanılmaz bir kötü karşılığının olduğunu biliyordum da bu boyutta olduğunu bilmiyordum. Yani ben 15 bin euro değerinde bir hediye veriyorum sizlere. Bırakınız 15 bin euroyu, deseydim ki Türkiye'den Almanya'ya gelmek isteyen bir arkadaşın uçak biletini karşılıyorum. Bunun için de işte beni takip edin, yorum yazın, etiket metiket, bu işlere girmek istemedim. Böyle bir şey karşılığında sizlere uçak bileti hediye etseydim de demeliydiniz ki ya Yüksel Bey Allah razı olsun. Demediler değerli arkadaşlar. Çamur atanlar, projeye çamur atanlar, bana çamur atanlar, olaya çamur atanlar, isyan edenler. Yağmur mu? Yağmur. Yağmur da yağıyor. Ne yapsak acaba? Efendim bu yayınımız devam edecek. Ayrılmayın. Ben şöyle bir sığınaklı bir bölgeye geçeyim. Yayını devam edelim. Söylediğim gibi değerli arkadaşlar, yağmurdan kaçtık buraya geldik. Biraz burası üstü korunaklı. Burada yayınımıza devam edelim. Sadece uçak bileti bile verseydim teşekkür hak eden bir çalışmaydı bu. Uçak biletini geçin. Yani size göç işlemleri, avukatlık işlemleri, ev, işçi, Almanya'da ev bulmak belki de iş meselelerin en zoru. Türkiye'den Almanya'da bir iş bulmak belki de meselelerin en zoru. Karşılığında da tek bir şey istedim. Üniversite diploması ve A1 düzeyinde dil bilmesi. A1 düzeyinde dili bilmesi. Yani A1 düzeyinde kimse size iş vermez. Hal böyleyken bir üniversite diploması, bir de A1 düzeyinde dil bilmesi. Yani şartları eleştirenler ki iki tane şart var. A1 dil düzeyi, üniversite diploması. Çok uzun bir şartname listesi var ama bu şartname listesi şartname değil aslında. Bu kavram kargaşası olmasın, mesele yanlış anlaşılmasın diye konuyu netleştirmek adına yapmış olduğum bir çalıştırma. Yani şu olmaz, bu olmaz, şu geçerlidir, bu geçersizdir gibi. Bu bir şartname listesi değil. Yani şartlara takılanlar, ödüllere takılanlar, video çekme şekline takılanlar. Arkadaşlar ben bir medya kuruluşuyum ve video çekerek yapıyorum bu çalışmayı. Yani bir müzik kuruluşu olsaydım belki şarkı söylemenizi isteyecektim. Bir kumar şirketi olsaydım belki bir lotarya çekecektim. Belki de bir şans oyunu oynayacaktım sizlerle.
Ben bir yapım şirketiyim, ben bir medya şirketiyim ve sizlerden bir video istedim. Yani çamur atılmadık, kum takılmadık bir tarafı kalmadı meselenin. Biz ne ara bu kadar kötü olduk? Bunu tartışmak istiyorum. Ne ara bu kadar negatif enerjiyle dolduk? Bunu tartışmak istiyorum. Biraz da nasıl videolar gelmesi gerektiğini konuşmak istiyorum. Çok mu tembeliz? Çok mu hazırcıyız? Çok mu fazla şey istiyoruz diye kendimize sormamız lazım. Sanırım yağmur bize biraz hafifledi. Benim yerim biraz ters. Hemen açımı değiştiriyorum. Devam ediyoruz. Arkadaşlar, bu ülkede biri iyi bir şey yaptığında birçok insan eskiden buna yardımcı olurdu. Ucundan tutardı. Beni sadece Almanya'ya göç etmek isteyenler anlamışlar. Çünkü onlar bu sürecin ne kadar zor olduğunu biliyorlar. Almanya'ya göç etmek isterken karşılarına çıkan bütçenin ne kadar zahmetli olduğunu biliyorlar. Ne kadar büyük paralar istendiğini biliyorlar. Sadece onlar bana demişler ki, elbette haksızlık etmeyeyim sizlerden birçoğu da, ne kadar büyük bir hediye. Hediyenin büyüklüğünü küçüklüğünü de geçtim. Ya ben bir şey yapıyorum ya. Bana takılmadık kulp kalmamış. Benim influencer olduğum yok, işte reklam için yaptığım yok, kendimi reklam etmek istediğim. Yani ne yapmışım ya, arasında, şartların arasında beni takip edin yok ya. Aday beni takip etmezse bu yarışmaya katılamaz diye bir madde yok ya. Gerçekten yok. Biz ne ara bu kadar kötü olduk, ne ara bu kadar negatif olduk, ne ara bu kadar iyiliğe karşı düşman kesildik. Bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Birçok kişi de gelmiş ki bunların o şartları taşımayan insanlar olduğunu düşünüyorum. Bu şartları taşıyanlar zaten giderler. E gitsinler o zaman, tutan kim? Gidiyorlar da ben mi durduruyorum? Gidiyorlar da ben mi mani oluyorum? Yani hiçbir şey kalmamış arkadaşlar, geliyorlar. Hiçbir şey bulamazsa memelerin büyümüş, biraz spor yap yazıyorlar ya. Hani bakın, yani ben bir defa memelerimden çok mutluyum yani. Ki ne var yani? Yakın kamera çekildiğinde hani biraz da dar tişörtler giydiğim için ne var ki? Var de ki benim meme problemim var. Ya ne kadar ayıp, ne kadar incitici, hani ne kadar ağır şeyler söyleniyor. Yani bir iyilik yapmak istedim, çok üzüldüm. Üzüldüm mü? Çok üzüldüm. Dert ettim mi kendime? Çok dert ettim mi? Vazgeçiyor muyum? Hayır. Vazgeçmiyorum tabii ki. Devam ediyoruz. İnadına devam ediyoruz. Çamur atanlara, iftira edenlere, aşağı çekmek isteyenlere inadına devam ediyoruz. Vazgeçmek yok. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın arkadaş. Gelmek isteyeni getireceğiz. Yola çıkanı yolda bırakmayacağız. Ben senin yarışmanı kazanamadım ama gelmek istiyorum diyenler de benim videolarımı izleyerek gelebilecekler arkadaş. Gelebilecekler. Bu kadar basit. Ben beni takip edin diye bir şart bile koymadım oraya. Bunları yapanlar zaten gidiyor. Gitsin o zaman. Gidemiyor değerli kardeşim. Yurt dışına gitmek, bu özellikleri taşıdığın halde B1, Türkiye'de şu an geçtim A1'i, A2, B1 düzeyinde Almanca bilip üniversite diploması olup gelemeyen insanlarla dolu. Almanya'da yaşamış, ana dili gibi Almanca bilip dönemeyen insanlarla dolu. Gerçekten ben meselenin bu tarafına baktığımda üzülüyorum. Ama iyi ki sizler varsınız. Güzel mesajlarınız moral oluyor. Kıymetli arkadaşlar, bu videoları nasıl çekeceğiniz meselesinde yanlış anladığınızı düşünüyorum. Lütfen doğru düzgün videolar çekelim. Gece videoyu izlemiş, benim hani böyle bir çekiliş, böyle bir hediye videomu. Kalkmış yataktan yarı çıplak. Ya üzerine hiçbir şey giymemiş ya. Bir tişört giymemiş üzerine. Ona sorarsan yarışmaya katıldım, sonucunu bekliyorum. Yapmayın bu kadar kolaycılık ya. Biraz özen gösterin değerli arkadaşlar. Bakın, bu videoyu çekmek için burada başladım. Yağmur geldi. Güneşliğin altına girdim. Yağmur bitti. Yeniden açı güzel olur diye buraya çıktım. Açıma bakıyorum, saçıma bakıyorum, makyajıma bakıyorum, kıyafetime bakıyorum. Her gün çektiğim halde aman ben ne anlatırsam anlatayım beni izlerler demiyorum ya. Ya biraz kendinize özen gösterin arkadaşlar. Yataktan kalkmış video çekmiş. Tuvalette video çeken var ya, video göndermiş. Tuvalette video çekiyor. Çeşme açık. Arkada sifon sesi var. Televizyonun son sesi açık, evde video çekenler var. Ya arkadaşlar beni geçtim. Kendinize saygınız olsun ya. İşinizi düzgün yapın lütfen ya. Böyle bir videoyla bu yarışmayı kazanabileceğini düşünüyor musun? Tuvalet seslerinin içerisinde insanların senin videonu izleyebileceğini düşünüyor musun?
sesinin anlaşılmadığı, müziğin seni bastırdığı bir ortamda videonun izleneceğini, yarı çıplak olduğun yerde videonun izleneceğini, üstüne tişört giymekten uzaksın. İzlenir mi bu videolar? Ya bir defa videoyu çekerken kılığınıza, kıyafetinize, elinize, ayağınıza dikkat edin. Bakın çok sevimli bulduğum bir video da var. Bir arkadaşımız spor kıyafetleriyle yatağına uzanmış bir arkadaşıyla sohbet ediyor. Çok sevimli. Bir tarza inanırım. Yani illa kalkıp hazır ol da bekleyin demiyorum. Böyle bir video yapmayın zaten. Geneli de böyle benim gibi kameranın karşısına geçmiş işte konuşan videolar. Hayır. Uçun, kaçın, sıçrayın, hoplayın, kanatlanın, yatın. Ama bir düzen, bir intizam olsun. Yatmanın da bir adabı var, kıyafeti var. Arkadaşımız kendi yatağında çekmiş videoyu. Çok beğendim. Yayınlayacağım önümüzdeki günlerde, göreceksiniz. Bir arkadaşımız arabada çekmiş. Arabayla giderken kocası arabayı kullanıyor. Kendisi çocuklarıyla birlikte videoyu çekmiş. Çok beğendim. Bir arkadaşımız neden video çekemediğini anlatmış. Çok beğendim. Ama bir özen var. Bir gayret var. Şöyle bir şey var. Seyirciye bu his geçiyor, biliyor musunuz? Seyirciye bu his geçiyor. Yani yaptığınız işin enerjisi seyirciye gidiyor. Özen gösterirseniz o özen gidiyor. Özen göstermezseniz o gidiyor. Seyirci de bunu izliyor. Birçok arkadaş yazmış işte, fenomen arkadaşları olanlar videolarını çoğaltırlar. Dostları olanlar videolarını izletirler. Hayır, bu iş öyle olmuyor. Ben paylaşayım. 370 bin Instagram'da takipçim var. İzlenmez. Seyirci sevmediği bir şeyi izlemez arkadaşlar. Olmuyor. Baba evladının videosunu, evlat annesinin videosunu, annesi torununun videosunu izlemiyor ya. Yapmayın bunu. Böyle değil bu işler. Bu duygu. Verdiğiniz duygu tamamıyla geçiyor. Ben sizden kendinizi anlatmanızı istemiyorum. Lütfen çok sıkıcı videolar yapmayın. Merhaba, ben Yüksel. 48 yaşındayım. Almanya'dayım. Gelmek istiyorum. Hayır, böyle bir video istemiyoruz. Daha eğlenceli, daha şen şakrak, daha neşeli, daha ciddi ama daha bir formel, bir disiplin içerisinde. Önemli değil, iş yerinizde olun, bir yerde olun. Hani bir konsepti olsun videonun. Arkada ne göründüğüne bakın, önde ne göründüğüne bakın. Ne diyeceğinizi tasarlayın. Merhaba diyorsunuz, toplam bir dakikalık videonun 10 saniyesi susarak geçiyor. Merhaba, ben Yüksel. Değil. Böyle bir şey değil bu. Yani anlatmak istediğim, bugün biraz gergin olabilirim çünkü çok üzüldüm bu gelenlere, mesajlara. Bir de gelen videolara üzüldüm. Özensiziz değerli arkadaşlar. Oldu bitticiyiz. Hiçbir şey yapmıyoruz, hiçbir hazırlık yapmıyoruz. Yani defalarca söyledik Telegram'dan video atın diye. Videoyu nereden atacağını bilmiyor insanlar hala. Yazıyor açıklamada uzun uzun. Yani meselenin neresinden bakarsam böyle üzülüyorum. Biz neden toplum olarak hani bazı şeylerde geride kaldığımızı düşünüyorum. Çok da haksız bulmuyorum. Çok hazırlıkçıyız, araştırmadan yapıyoruz, oldu bitticiyiz. Böyle olmamalı. Bizim hak ettiğimiz, bizim layığımız bu değil değerli arkadaşlar. Biz daha iyi şeylere layık bir toplumun evlatlarıyız. O zaman daha iyi şeyler yapmalıyız. Hepinizi kucaklıyorum. Bir cumartesi akşamından, Temmuz'un ilk gününden selam olsun. Kalın sağlıcakla.